Biri de o ebedi cennette ölümden sonra bir daha ölüm yok. Ölüm öldü artık. Kıyametten sonra bir yok olmak var. Ve huve ala küllü şeyin kadir bahsinde onu okuruz inşallah. Helaket var. Helaketten sonra mahşerde bir daha gelişmiş bir tarzda halak var. Bu dersin tam konusu olmadığı için yüzü eser geçeceğiz inşallah. O halaktan sonra helak bir daha hiç yok. Ehli cennet içinde yok. Ehli cehennem içinde yok. Ölüm de yok. Ölüm öldü artık. Ebedi cennete gidenler ölümsüz. Sakın şöyle aklımıza gelmesin. Sıkılmaz mı, daralmaz mı, bunalmaz mı? Orası dünya değil. Orada sıkıntı yok, daralmak yok, gaflet yok. Tek düzelik yok. Devamlı bir surette ayeti kerime ifadesiyle yükseldikçe yüksel. Aşk ve şevk var. Rüyetullah var. Evet, ondan sonraki ebedi saadet var. Biri de en tatlısı da yani imanın meyvesi. Koca cennet, saadet-i ebediye, ölümsüzlük. Biri de en tatlısı da ölümsüzlük hakkında bir cümle de şu söylenebilir. Allah vermek istemediği hiçbir şeyi istemek duygusu vermez. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Cümlenin orijinali bu. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Su içirmek istemeseydi susuzluk vermezdi. Gözü gördürmek istemeseydi gözü ve ışığı yaratmazdı. Ebedi hayat vermeyecek olsaydı İnsanın kalbine ebedi yaşama duygusunu, isteğini ölümlü dünyada o kalbin içine koymazdı. Demek ebedi bir hayat var. Varın ötesinde var. Kat'i ve kesin. Yokluk yok. Çünkü baki olan Allah var. En tatlısı da rüyet-i ilahiyedir. Yani cennetin dışına çıkıp 124 bin Peygamber Efendimizin tabakalarından böyle her birindeki galibi esmasından perde arkasında Cemalullah'ı farklı farklı latifelerle farklı farklı tecelli boylarında seyredip en üst makamda Habibullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında makamı Mahmud'un arkasında Rüyetullah ile Cemalullah ile Kemalullah ile muhatap olmak. Zaten Allah kavlu beladan ta cennete kadar olan bu terakki açılma, inkişaf etme süreci rüyetine, cemaline, kemaline muhatap olman için yetiştirilme, inkişaf ettirilmek. Çocuk diyelim ki 7 yaşında çok zeki, çok kabiliyetli. Fakat bu çocuk ilkokul, ortaokul eski tabirle söylemişti. Lise, üniversiteye gitmezse diyelim ki doktor olma kabiliyeti açılmayacak, kimseyi tedavi edemeyecek. O okullardan, o imtihanlardan, o sıkıntılardan, o zahmetlerden geçtikten sonra var olan kabiliyeti açılacak. Açıldıktan sonra ona mal olacak. O da şuuruyla bunu idrak edecek. Çünkü melek değil. Evet. İnsan da işte cennetin kapısına geldiği zaman doğum günü aslında orada başlar. Cennetin kapısında sıfır. Sıfır orada başlar. Oraya kadar hep hazırlık. Hazırlık, hazırlık, hazırlık. Cennete girdiği zaman da epey müddet duruyor. Sonra işte Rüyetullah'a görmeye gidip de yaratılmamış bir zatla muhatap olduğu zaman yaratılmanın ahsen-i takviminin sırrına mazhar olup ebediyen orada terakki ediyor. Bunları söylüyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Rabbim nasip etsin. Şu fani dünyada kendini fena edenlerden, nefis cihetinde fena edenlerden etmeyip Allah cihetinde fena bulup da bekaya gidenlerden etsin inşallah.